Mukher atın, serçava serseri atın. Değerli arkadaşlar, çok değerli konferansımızın delegeleri, değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Sayın Tiryaki de söyledi. Evet, bugün Edip Solmaz'ın katledildiği yıl dönümünü yaşıyoruz. Bu konferansa başlamadan önce Edip Solmaz'ı, Fikri Sönmez'i, Nadir Temel'i saygıyla anmak istiyorum. Yine ilk belediye meclis üyelerimiz olan kadın arkadaşlardan Dürek Kaya, Saadet Yavuz ve Emine Hacıoğlu Yusuf'u da bir kez daha saygılarımla anmak istiyoruz. Evet, edipler, fikirler belki bir taneydi. Bugün işte salonu dolduran yüzlerleyiz. Fatsa Batman'dı. Bugün Kürdistan'ın, Türkiye'nin dört bir yanında halkımız bir biçimiyle kendisini temsil ediyor. Mücadeleyi ediplerden bugüne getiren sizlere bin selamlar, bin saygılar sunuyorum. Emeğinize, emeğimize, bizi bu günlere getiren o büyük bedelleri de bir kez daha saygıyla anarak konuşmama başlamak istiyorum. Evet değerli arkadaşlar, Sinevizyon'u izleyince duygulanmamak elde değil. Bu tarihi burada oturan birçok arkadaşlarımız defalarca yaşadı. Yaşamaya devam ediyoruz. Evet, bitmedi daha. Sürüyor mücadelemiz de, direnişimiz de. Bütün baskılara, bütün olumsuzluklara rağmen de sürecek. Şimdi bizim hikayemiz gerçekten uzun. Yerel yönetimler hikayemiz uzun. Ama çok onurlu bir hikayemiz var. Bu onurlu hikayeyi başarıya ulaştırmak için de büyük bir inanca sahip olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Hikayemizden gurur duyuyoruz. Ediplerle, Nadir Temellerle, fikirlerle gurur duyuyoruz. Gurur duymaya devam edeceğiz. Onların ardılları olmak, bu ceberrut faşist sistem karşısından halkın, emekçinin, kadının, gencin, Kürdün, ezilenin, ötekinin yerel yönetimi olmak, adil, eşitlikçi, şeffaf bir bakış açısıyla yerel yönetimleri yürütmek, sürdürmenin zorluklarını hep birlikte biliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu sistem aslında Cumhuriyet tarihinden beri özellikle muhalif ve Kürdistan'daki yerel yönetimleri bir tehdit ve tehlike olarak görmüştür. Edip'in katledilmesi, Fikri'nin katledilmesi bunlara örnektir. Cumhuriyet tarihinden beri bir biçimiyle özellikle Kürtlerin temsil edildiği belediyeleri sisteme eklemek, sistemin bir dişlisi haline getirmek için Kürdistan'da özel bir hukuk işlemiştir. Özel bir hukuk işlemeye devam ediyor. İşte defalarca kayyum atanması bunun en iyi örneklerinden birisidir. Kendileri de bunu itiraf ediyorlar. Yakın zamanda onurunu pazarlayan ve geçmişte bu halkın değerlerini, bedelleriyle bir yere varan bir AKP'li yönetici de bunu itiraf ediyor. Ya AKP'yi seçersiniz ya kayyum atarız. Bu aynı zamanda bir itiraftır. Bu itirafı söyleyen, onurunu satmış insanlara biz ediplerin, fikirlerin yolunun devamcıları olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu zihniyeti hep birlikte önümüzdeki dönem sandığa gömeceğimize eminiz. Evet, işimiz çok, yükümüz ağır. Her dönemde aynı zorlukları hep birlikte yaşadık, buna da biliyorum. Ama başka da şansımız yok değerli arkadaşlar, yol arkadaşlarım. Bu sistemi boşa çıkarmanın en iyi yolu
demokratik yerel yönetimler anlayışımızı her şeye rağmen hayata geçirmektir. Geçirmeye devam edeceğiz. Evet, bizim tarihimizde toplumcu belediyecilik var. Biz ayırt etmeden, milliyetine, inancına, diline, ırkına bakmadan hizmet üreten bir anlayış ortaya koyduk. Biz hizmete ihtiyacı olanları önceledik. Biraz önce arkadaşlarımız gösterdi. Demokratik özgürlükçü bir anlayışla yerel yönetimleri yönettik. Kadın bakış açısıyla dünyaya örnek olduk. Eş başkanlık sistemi bunlardan birisidir. Kadın yerel yönetimde, kadın belediyeciliği bunlara bir örnektir. Kadın kentleri bunlara bir örnektir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen aslında dünyada örnek olabilecek kimi pratikler ortaya koymak, dünya yerel yönetimler deneyimde model olmak da aslında bir başka onur, gurur duyacağımız bir meseledir. Evet değerli arkadaşlar, belediyelerimiz sadece katılımcı, şeffaf, demokratik olmadı. Bunun dışında kapsayıcı oldu. Bunun dışında kendi yaşadığı yerellerde, kendi yaşadığı bölgede, kendi yaşadığı toplumda aynı zamanda halkının özgürlük sorunlarının çözümüne de bizim yerel yönetimler büyük katkılar sundu. En başta Kürt sorununun demokratik çözümü için yerel yönetimlerimizin ortaya koymuş olduğu çaba takdire şayandır. Kürt sorunu da bu ülkenin bir sorunu olduğu için aynı zamanda yerel yönetimlerinde bir sorunudur. Halk bütün bu olumsuzluklara rağmen bizlere sahip çıktı. Bizlere inanıyor. Defalarca kayyum atanmasına rağmen halkımızın tekrar bizi tercih etmesinin tek bir sebebi var. Çünkü onların kendilerini temsil ediyoruz. Beraber yönetiyoruz. Beraber yönetmeye devam ediyoruz. Biz halkın kendisiyiz, halkın eviyiz. Halkın taleplerinin yansıdığı ve çözüldüğü bir yerel yönetimler anlayışını da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ne mutlu sizlere, ne mutlu bizlere, ne mutlu geçmişte bu mücadeleyi onurlu bir şekilde devam ettiren, bunun uğrunda şehit düşen, zindanlarda bulunan arkadaşlara çok değerli ve onurlu bir mücadelenin temsilcileri olduğumuzu ve bu mücadeleyi devam ettirdiğimizi belirtmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bu dönemde yine 65 belediye kazandık. Bunun 48 tanesine 48 belediyemiz yine gasp edildi. Yaklaşık 5 milyona yakın insanımızın iradesi yok sayıldı. Bunun gerekçesini de AKP yöneticileri şöyle ortaya koydular. Daha iyi hizmet üretmek için. Evet, özellikle Kürdistan'da Türkiye'deki insanlar da çok iyi biliyor ki kayyum hizmet üretmek için değil. Kayyum sömürgeci hukukun kendisidir. Şark İslahat Planı'nın Kürdistan'da devamıdır. Kayyum bölgedeki Kürtlüğü Türklüğe çevirmek için, Kürtleri tasfiye etmek için, asimile etmek için özellikle özel seçilmiş bir uygulamadır. Tesadüfen atanan devlet memurları kayyum değil, atılan her kayyumun geçmişte hem pratiği hem de gelecekte bu tasfiye asimilasyon politikalarına hız veren kişiler olduğunu burada belirtmek istiyorum. Evet, bu kayyumların ne yaptığını uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Batman'a deniz mühendisi bir kayyum atanıyor. Deniz yok ama deniz mühendisi bir vatandaş gönderiliyor. Kızıltepe'de kayyumlar hamsi festivali yapıyorlar. Sanki başka yapılacak festival yokmuş gibi. Mardin'de kayyumlar mezarlıkları satıyor. Yani işte İslam adına, ümmet adına yola çıktığını söyleyenler halkın cenazelerinin gömüldüğü yerleri bile rant aracına çevirebiliyor. Buraları satabiliyorlar. Bedir Hanların, Ahmedi Hanilerin isimlerinin olduğu kütüphaneleri yıkıyorlar. Cadde isimlerini değiştiriyorlar.
Çok dilli belediyecilik anlayışımızı ortadan kaldırıyorlar. Çok dilli hizmet sunduğumuz kreşleri ortadan kaldırıyorlar. Asimilasyoncudurlar. Bize ait olan, bizim için değerli olan, kıymetli olan, bizim için sembol olan, başta dilimiz, kültürümüz olmak üzere tamamıyla kavga eden bir anlayışa sahiptir kayyumlar. Onların pratiklerini en iyi siz bölgeden gelen değerli arkadaşlarımız yaşıyorsunuz. Başka bir şey daha var. Kayyumlar aslında Kürdistan'daki belediyeleri ganimet olarak görüyorlar. Yani eğer oradaki belediyeler ganimet olarak görülmeseydi bu talan, bu yolsuzluk, bu israf, bu kenti borç batağına batıran bu anlayışı neyle tarif edebilirdik? Coğrafyayı da, belediyeyi de, oradaki değerleri de, oradaki bütçeyi de genelin görmedikleri en iyi o ganimet yaklaşımlarından bellidirler. Belediyeler borç batağında, belediyeler yüksek faizli kredilerle bir sonraki seçimi kazanan işte arkadaşlara, kentlere büyük bir külfetle devredilmeye çalışılacak. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bizim hem geçmişteki değerlerimize layık olmamız için, hem bu kayyum, bu sömürgeci hukukun ortadan kaldırılması için üzerlerimize çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Evet, Gülten Başkan'ın dediği gibi sahip çıkacağız. Sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizler direndikçe bunlara geri adım attırabiliriz. Bizler direndikçe yerel yönetimlerde kendisini var eden kadın özgürlükçü anlayışı devam ettirebiliriz. Bizler direndikçe kültürümüzü, dilimizi asimile etmeye çalışan bu yaklaşımla mücadele edebiliriz. Bizler direndikçe, var oldukça, örgütlendikçe, daha fazla toplumsallaştıkça bizler kayyumları Kürdistan coğrafyasından uzaklaştırabiliriz. Aksi halde bu baskılar karşısında silmek, durmak, izlemek, aktif bir mücadele içerisine katılmamak önümüzdeki dönem aslında bu zihniyetin başarısına bir katkı olacağını bildiğimiz için daha fazla bu sürece yüklenmemiz gerekiyor. Bu kayyum belasından halkımızı, topraklarımızı, insanlarımızı kurtarmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlar, yine bugün burada çok değerli, kıymetli tartışmalar yürütülecek. Çok önemli kararlar da alınacak. Dün kadın konferans, birinci gününde kadın konferansında da çok değerli tartışmalar yürütüldü. Çok önemli işte kararlar alındı. Eminim, umuyorum ki buradaki tartışmalar sonucunda ortaya çıkan kararlarla daha güçlü, daha dirençli, daha mücadeleci, daha büyüten bir anlayışla kendi yerellerimize dönerek bu ceberrut sistem karşısında başarılı olacağımıza eminim. Şimdi yerel seçimlerin, yerel konferansın yapıldığı bir süreçte siz de takip ediyorsunuz. Bir seçim sürecine de yaklaştık. Seçimler de tartışılıyor. Yeni dönemde ne yapacağımız merak ediliyor. Belki buradaki arkadaşların da bu konuda merak ettikleri şeyler var. Birkaç hususa da değinerek konuşmamı bitirmek istiyorum. Şimdi yeni dönem için siz de takip ettiniz. Yerellerde çok geniş toplantılar yaptık. Bir önceki dönemin eksiklerini, yetmezliklerini ortaya çıkararak onun üzerinden bir hat, bir yol kendimize belirledik. Bu yapmış olduğumuz binlerce toplantıda aslında halkımız yerel seçimler içinde, yerel yönetimler seçimleri içinde bizlere çok önemli değerlendirmeler ve öneriler sundular. Orada ortaya çıkan sonuçlar aynı zamanda bizim önümüzdeki dönem yol haritamızı da netleştirecek dedik. Şimdi yerellerde halk biz sürekli kaybettiren konumda olmamalıyız. Bu kadar ödenen bedel, emek, çaba sonrasında bizler bulunduğumuz her yerde irademizin yönetimlere yansımasını istiyoruz. Bizler dolaylı herhangi bir ittifakın tarafı olmak zorunda değiliz dediler.
Bizler eğer bir ittifak yapılacaksa bu ittifakın açık, şeffaf, kamuoyunun gözü önünde yapılmasını istiyoruz. Kısacası bizler bölgede kazanan, batıda kaybettiren pozisyon yerine bölgede de batıda da kazanan bir pozisyonda olmamız gerektiğini söylediler. Şimdi biz de aynı şeyi tekrar ediyoruz. Önümüzdeki dönem en başta kayyum atanan belediyeleri özgürleştireceğiz. Yine AKP'nin kötü yönetiminden kaynaklı yönetmiş olduğu bölgedeki belediyeleri alacağız. Birinci ve ikinci geldiğimiz bütün kentlerde kendi adaylarımızı çıkaracağız. Yereldeki en geniş konsensusla, en kapsayıcı eş başkan adaylarıyla, belediye meclisiyle, il genel meclisiyle birlikte. Batı'da da huzurlarınızda kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. İttifaklara açık olduğumuzu buradan belirtmek istiyorum. İttifak yapacağımız güçlerle yapmış olduğumuz hiçbir konuşma, hiçbir çalışma, almış olduğumuz hiçbir karar kesinlikle sizden habersiz olmayacaktır. Sizinle paylaşacağız. Önümüzdeki dönem hem Kürdistan'da hem Batı'da halkımızın yoğun olarak, halklarımızın yoğun olarak bulunduğu kentlerde halklarımızın iradesinin yönetimlere yansıması için ittifaklara da hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu herhangi bir ittifakta yani kesin olarak yer alacağımız anlamına gelmemeli. Halkımızın işine gelmeyen, halklarımızın, emekçilerin işine gelmeyen eğer ittifaklar bize dayatılırsa biz seçeneksiz değiliz. En iyi, en güçlü adaylarımızla üçüncü yol siyasetimizi yerel seçimlerde hayata geçirebilecek hazırlıklarımızı da aynı zamanda tamamlamış bulunmaktayız. Bir ikincisi, biz de defalarca söyledik, biz yeni dönemde seçilecek yerel yönetim adaylarımızı yine halkımızın onayından geçireceğiz. Bu sandık kurma olur, işte belirlenen delegelerin işte oy kullanmasıyla olur. Bir biçimiyle halkın önerdiği, halkın istediği adaylarla önümüzdeki dönem seçimlere gireceğimizi de bir kez buradan belirtmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, yani kentler bizim, halk bizim, bedel ödeyen biz, ezilen biz, bu kayyum ve faşizan zihniyetin cemeresini en çok çeken biz deriz. Bizim olduğumuz, bizim olan yerleri de bizim olması için, kazanmamız için büyük bir çaba içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim olan yerlerde dokumuzla, dilimizle, kültürümüzle, yaşam biçimimizle alakasız olan insanların bizim kentlerimizi yönetmesine asla müsaade etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun en iyi aracı da önümüzdeki dönem yapılacak seçimlerdir. Sizden rica ediyorum. Bu seçimler geçmiş seçimler gibi değil. Evet, varlık yokluk seçimi demiyorum ama çok önemli bir seçimdir. Genel seçimlerden sonra yaşamış olduğumuz başarısızlıkları bu seçimdeki kazanımlarla örtüp tekrar halkımızın umudu, halkımızın evi, halkımızın gelecek beklentilerini karşılayan bir anlayış ortaya koyabiliriz. Lütfen kentimizi kazanmak için kazanabilecek arkadaşlar konusunda en başta bizler büyük bir seferberlik içerisinde olalım. Biz bu seçimde birbirimizle çekişerek, didişerek, birbirimizi eleştirerek yol alma şansımız yok. Bizimle uğraşan, dünya kadar bütün olanakların elinde bulunduran bir sistemin olduğu bir yerde önümüzdeki dönem bizim daha fazla dayanışma içerisinde olmamız, daha iyi sonuçlar almamız için gecemizi gündüzümüze katmamız gereken bir sürece aslında başladık. Bu süreci başarıyla geçeceğimize eminim. Ya kayyum ya AKP diyen bu onuru satlık
anlayışa en büyük cevabı önümüzdeki dönem yapılacak yerel seçimlerde güçlü sonuçlar, iyi sonuçlar alarak kadın özgürlükçü anlayışımızı eş temsiliyeti hayata geçirerek Gülten Kışanaklara, Edip Solmazlara, yaşamını yitiren onlarca ve şu anda cezaevinde bulunan yüzlerce arkadaşımıza layık olan bir sonuç ortaya koyacağımıza olan inançla konferansımıza başarılar diliyor. Hepinize kolay gelsin diyor. Saygılarımı sunuyorum.